Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanlığı son Cumhurbaşkanlığı seçim değerlendirmesini yaptı. Başkan Gökhan, Çatıada'yı Ekmelettin İhsanoğlu, Çanakkale sınırları içinde %65 ve %70 arasında oy oranı yakalamayı hedeflediklerini belirtti. Çanakkale Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala son basın toplantısını gerçekleştirdi. CHP Merkez İlçe binasında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Necdet Önder ve seçim boyunca yoğun bir tempoda çalışan Siyasi Üretim ve Propaganda Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda kısa bir konuşma yapan Merkez İlçe Başkanı Necdet Önder, tüm köyleri gezdiklerini, son ziyaretlerini de Kumkale Köyü'ne yapacaklarını söyledi. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da Çanakkale sınırları içinde %65 ve %70 arasında oy oranı beklediklerini söyledi. Başkan Gökhan, Cumhurbaşkanının halkın seçmesinin anlamsız olduğunu söyledi. Gökhan, partisinin Ekmelettin İhsanoğlu'nun ismini açıkladığında heyecanlandığını belirtti. Gökhan, bir basın mensubunun yüzde kaç oy beklediğini sorması üzerine ise Çanakkale sınırları içerisinde %65 ve %70 arasında bir oy oranı tahmin ediyorum. Türkiye genelini bilemem ama Çanakkale'de hedefimiz merkez ilçelerle beraber %65 ve %70 arasında oy oranı yakalamak diye konuştu. Niye sınırları içerisinde %65 ile 70 arasında bir oran tahmin ediyorum. Türkiye genelini bilemem. Onun üstüne bir şey söyleyemem. Merkez ilçede de 60-65 arasında, yani köylerle beraber düşünüyorum. Hedefimiz bu tabii. Türkiye'de de temennim Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nun ilk turda 50'nin üzerinde bir oy olarak seçilmesi. Bu olabilir. Çünkü insanlar, Türk insanı biraz haksızlık yapılmasından pek hoşlanmazlar. Mağduru biraz severler, mağdurun yanında yer alırlar. Gerçekten Ekmelettin Bey şu an itibariyle bu kadar muazzam bir medya, iş dünyası, devlet, kamu kaynaklarının desteği karşısında sadece bağışlarla bir yere varmaya çalışan elbette Ekmelettin Bey'in tercih edecektir diye düşünüyorum.